Bildiğiniz gibi değerli arkadaşlarım, 7 Haziran'da 25. dönem parlamentosunun oluşumu amacıyla bir genel seçime gitti ülkemiz. Birazdan üzerinde biraz konuşacağım, özetleyeceğim şekilde bir süreç yaşadık. Netice itibariyle 7 Haziran'da ortaya çıkan Türk milletinin iradesini gasp eden bir hastalıklı zihniyetin gayretiyle yeniden 1 Kasım'da seçime gideceğiz. 26. dönem parlamentonun oluşturulması amacıyla milletvekili genel seçimlerini yapacağız. Bu vesileyle Sayın Genel Başkanımızın, parti yetkili organlarımızın ve Karamanlı hemşehrilerimizin teveccühüyle Milliyetçi Hareket Partimizin Karaman milletvekili adayı birinci sıra olarak belirlendi ismimiz. Mehmet Ural kardeşimiz de ikinci sıra adayı olarak belirlendi. Bu basın toplantısıyla sizlerle bir arada bulunduğumuz bu basın toplantısıyla seçim çalışmalarımızı başlatmış olacağız inşallah. Değerli arkadaşlarım, ben biraz kendimden bahsetmeyi pek sevmem ama beni tanıyın diye biyografimden kısaca bahsetmek istiyorum. Ben Karaman'ın bir çocuğuyum. Babam Kızılkuyu köyünden, annem Kazım Karabekir'den, ikisi de rahmetli oldular. Allah onların mekanını cennet eylesin. Sinci köyü yayla imiş. Daha sonra köy haline dönüşünce bizim aile oraya yerleşmiş. 4 kardeşiz. En büyük abim ilçeyken Karaman, burada ilçe tarım müdürlüğü görevini yaptı. Karaman'ın ile dönüşümü sırasında da ilçe tarım müdürlüğünü il tarım müdürlüğüne dönüştürdü. Daha sonra Konya'da tarım teşkilatından emekli oldu. Onun küçüğü Recep ağabeyim var. Burada aramızda şu anda. O da Tapu Kadastro Teşkilatı'nda uzun yıllar hizmet verdi. Konya'dan o da emekli oldu. Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tarım Toprak Reformu Genel Müdürlüğü'nde, Bölge Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yaptı. Ablam var, Asiye Bayram. Öğretmen, Karaman'da yaşıyor. Hasan Bayram, İngilizce öğretmen Hasan Bayram'la evlidir, eniştem. Şu anda dersi olduğu için burada aramızda değil. En küçük de benim. Bu ailenin soy kökeni baba tarafı Kızıloğlu Yörüklerine dayanmaktadır. Karamanımızda Kızıl'la başlayan bütün yeratları, yer adlarını taşıyan köylerimiz, Kızıllar, Kızılca, yukarı Kızılca, aşağı Kızılca, Kızıllar Agini, Kızılkuyu, ona yakın köyümüz var, yer adı var. Bunlar Atatürk'le de akraba olan, onun baba soyunda Çin'den çıktı. Kızıl Oğuz Yörüklerine dayanmaktadır. Bizim baba tarafı da Kızıl Oğuz Yörüklerinden gelmektedir. Annem Avşar Türkmenlerindendir. Kazım Karabekir'e yerleşmiş. Selçuklu Türklerinden itibaren, Anadolu'nun fethinden itibaren Kazım Karabekir'e yerleşmiş Avşar boyundandır. Bu aile tarihini, benim meslek hayatımı, fikir hayatımı, Türk milliyetçiliği davasına yapmaya çalıştığımız hizmetleri, akademisyen olarak çalışmalarımızı içeren geniş bir biyografi sizlere önümüzdeki günlerde ulaştıracağız. Şu anda broşürlerimiz basılıyor, bitmek üzere, yani yarın veya ertesi gün gelecek. Bir de değerlerimiz ve ülkücü misyon diye bir kitapçık sizlere ulaştıracağız. O kitapçıkta da hem Karaman'ın değerlerle ilgili benim yaptığım bazı çalışmalar var. Atatürk'le ilgili bir makalemiz var. Kazım Karabekir Paşa ile ilgili bir makalem var. Bir de Tahsin Ünal, rahmetli Tahsin Ünal, benim eşimin eniştesidir, halasının beyidir. Karaman'ımızın yetiştirdiği en büyük tarihçilerden, insanlardan bir tanesi, Allah rahmet eylesin. Haç'ta Farisa'yı yerine getirirken vefat etmişti. Onun evrakı bana intikal etti. O evrak üzerinde
ciddi bir çalışma yaparak 23 tane kitap halinde yayınladık bunun eserlerini. Onunla ilgili bir makalem vardı, onu da koyduk o kitapçığa. İkinci bölümde de Türk Milliyetçiliği, ülkücü harekete yönelik bir takım çalışmalarımızı koyduk. Orada size ulaşacak, onun için çok fazla üzerinde durmayacağım. Değerli dostlar, bazı çalışmalarımızı çıkarken arkadaşlarımız size ulaştıracak. Beşli bir kitap setimiz var, onu ulaştıracağız, göreceksiniz çalışmaları. Şimdi benim eşim Azize Hülya Güler, hepiniz tanırsınız, Karaman'da uzun yıllar İlhan Kütüphanesi Müdürlüğü yapan Sait Erdoğdu'nun kızıdır. Annesi İsmet Erdoğdu şu anda rahatsız hastanede. Allah acil şifalar verir inşallah. Eşim onun yanında bir haftadan beri Mümin Hatun Hastanesi'nde yatıyorlar. Onun için katılamadı, aramızda değil. Hilmi Erdoğdu benim kayınbiraderim olur. Ferzi Erdoğdu kayınbiraderim olur. Antalya'da şu anda. Aziz Erdoğdu var. Tiyatrodan emekli. O da benim kayınbiraderim olur. Bir de baldızımız var. Müberra Ayhan. Bizim burada Yörük Hasan diye bildiğimiz işte Rotbalans Hüseyin abinin babası, onun büyük, o en büyük oğlu değil de ikinci büyük oğlu olan Mehmet Ayhan'la evli. Mehmet Ayhan benim bacarağım olur. Değerli dostlarım, tabii bu ilişkileri çok fazla uzatarak sizi sıkmak istemiyorum ama yani Ali Güler kimdir? Onu biraz size hatırlatmak amacıyla bunlardan bahsettim. Şimdi ben neden siyasete girdim? Değerli dostlar, akademisyen olarak yazıp çizen bir insan. Hacettepe Üniversitesi'nde derse giriyorum. 6 seneden beri. Fakat öncesinde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin tarih bölümünden birincilikle mezun oldum. İkinci ve üçüncü sınıf, ikinci sınıftayken asker öğrenci olmuştuk Kara Kuvvetler adına. Orada Fakülte Üyesi Okullar Asker Öğrenci Komutanlığı'nda 4 tane üniversiteden asker öğrenciler vardı. Çeşitli branşlarda, hukuk, eczacılık vesaire, işte edebiyat, tarih, dil bölümleri. O 4 üniversitenin askeri öğrencileri arasında 84 yılında ben dönem birincisi olarak mezun oldum. Başarılı bir öğrencilik hayatım var. Arkasından silahlı kuvvetlere bağlı birçok birimde görev yaptık. Bu görevler içerisinde en uzun olanı Kara Harp Okulu'nda yaptığım görevdir. Hem siyasi tarih hocası olarak hem de Cumhuriyet tarih hocası olarak görev yaptık. Birçok derslere yanında başka görevlerde icra ettim. 14 yıl gibi uzun bir süre Kara Harp Okulu'nda görev yaptım. Arkasından Anıtkabir'e atandım. Anıtkabir'de müze komutanı olarak görev yaptım. İlk müze komutanı benim Anıtkabir'in. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi inşaat halindeydi. O müzeye komutan olarak atandım. İnşaatında çok hizmetim vardı. Mesela o müzenin bilimsel içeriğinin oluşturulmasında da İlber Ortaylı Hoca ile beraber çalışmıştık genelkurmayla. Kazım Karabekir Paşa'mızın, hemşerimizin heykelini, büstünü o müzeye koyduran adam benim. Birçok başka böyle hizmetimiz var. Yani Karaman değerlerine yönelik ülke genelinde yaptığımız hizmetlerden bir tanesi bu. Şimdi askeri müzeye İstanbul'a atandım bir yıl. Orada 2005 yılında albay oldum. Kendi isteğimle emekli oldum. Daha sonra basın mensubu arkadaşlara yabancı bir insan değilim. Türk Metal Sendikası'nda danışman olarak görev yaparken Avrasya Televizyonu vardı ART. Orada bir program hazırlayıp sundum. 4,5 yıl gibi uzun bir süre. Şu anda YouTube'da programların çoğu var. Düşünme Zamanı isminde 4,5 saat, 5 saat süren programlar, yani cuma günleri yaptık. Şimdi bu akademisyen olarak ve bir düşünce adamı olarak bu millete hizmet ediyordum. Bu hizmetten de keyif alan bir insandım. Haz duyan bir insandım. Ben 24 saatin Allah inandırsın 18 saati çalışan bir insanım. Çalışmayı çok seven bir insanım. Onlar haz duyarım. Bu gençliğimizden beri böyle. Şimdi belki bize bu Sinci'nin Kıraç arazilerinde sabah namazından itibaren traktöre binip tarla sürerken o gökyüzündeki engin boşluğu izlerken, seyrederken gelen oradaki o özgürlük havası, hürriyet havasını o Sinci'nin bozkırlarında hissederken tattığımız bir haz yani. Oradan gelen bir şey.
bu ülkeye hizmet etmek için çalışmak lazım. Orada bunu gördük. Biz mesela Sincir'de tarla işleriyle uğraşırken, harman işleriyle uğraşırken bir yandan da okula gidiyoruz tabi. Hep şunu söylerlerdi bizim köyde. Evladım okumazsan sarının umarın davarını güttürürüz ha. Şimdi Ömer amca vardı, rahmetli oldu. Onun davarı, koyun kuzu çoktu onda. Ora böyle bir şey yaparlardı. Şimdi yüzbaşı rütbesine kadar, babam 90 yılında öldü, vefat etti. O tarihe kadar ben bütün izinlerimi, zaten üniversite öğrencisiyken hep buradaydım. Ama görevdeyken de bütün yıllık izinlerimi Sincir'de geçirdim, Karaman'da geçirdim, harman kaldım. Yani bir ekin nasıl ekilir, tarla nasıl sürülür, efendim işte aklınıza gelecek bu konularla ilgili nohut, mercimek, buğday, arpa ne varsa hepsini yaparım, yaptım. Yani bu ortama, yabancı bir insan değilim, bu ortamdan hiç kopmadım. Şimdi bu yazıp çizme işlerine, fikri manada bu ülkeye hizmet etmeye devam ederken Almanya'da bir konferansa gitmiştik. Cemalettin Taşkıran Hoca ile hemşerimiz Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış ile ilgili Köln Üniversitesi'nde Türk Öğrenciler Derneği vardı. Onlar çağırmıştı. Bu arada Hollanda'daki hemşerilerimiz de bunu birleştirelim dediler. Orada da bir aynı etkinliği yaptık. Bu Hollanda'dakinden Almanya'ya döndüğümüz zaman 21 Mart günü bizim partimizin kongresi vardı. O kongrede benim MYK'ya, partinin en üst icra organı olan, yönetim organı olan Merkez Yürütme Kurulu'na seçildiğim haberi geldi. Bir arkadaş WhatsApp'tan gönderdi listeyi. 60. sırada 100 kişilik listedir. 75'i asil, 25'i yedek liste olmak üzere. 75 asil listenin 60. sırasında ben MYK üyesi seçildim. Tabii şimdi bu Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bir teveccühüdür. Partinin yetkili organlarımızın bir teveccühüdür. Karaman açısından da sevindirici bir şeydir. Yani Karaman'ımızın Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde güçlü bir şekilde temsilinin önü açılmıştır. Hizmet için bir kapı açılmıştır. O bakımdan gurur verici bir şey, faaliyet. Dolayısıyla aktif siyasetin içerisine 21 Mart'tan sonra girmiş olduk. Mehmet Ural kardeşimiz geçen dönem adayımızdı. Onunla birlikte birçok çalışmalara burada elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalıştım. İl başkanımız ve diğer yönetici arkadaşlarımızla birlikte. Bu sefer hem genel merkez düzeyinde hem de Karaman'dan elini taşın altına koy kardeşim şeklinde bir